Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün son birkaç yılda karşımıza çıkmaya başlayan yeni nesil makinalarda görünen piksel shift yani piksel kaydırma teknolojisi ile fotoğraf çekme konusuna şöyle bir bakalım istiyorum. Eğer merak ediyorsanız hadi buyurun. Başlamadan önce tüm içerik üreticiler gibi benim de sizlerin desteğinizle motive olduğumu hatırlatmak isterim. Biz tekrar dönelim piksel kaydırma teknolojisine. Bildiğiniz gibi gövde içi IBIS sistemleri kameranın olası titreşimlerini tolere etmek için tasarlanmış sistemler. Ancak piksel kaydırma teknolojisinde bu sistem amacından biraz farklı kullanılıyor. Şöyle ki fotoğraf makinamız RAW formatında bir kare fotoğraf çekiyor. Sonra sensör titreşim önleme sistemi marifetiyle yarım piksel sağa kaydırılarak bir kare, yarım piksel sola kaydırılarak bir kare, yarım piksel yukarı ve yarım piksel aşağı kaydırılarak birer fotoğraf çekiliyor. RGB yani kırmızı, yeşil, mavi renk kanallarının X-trans sensör desenine uygun olarak bu şekilde yarımşar piksel hareket ettirilmesiyle sonuçta 20 tane raw fotoğraf çekilmiş oluyor. Artık eldeki 20 fotoğrafın çekim algoritmasına uygun bir şekilde birleştirilerek tek bir fotoğraf haline getirilmesi gerekiyor ki bunun için de Pixel Shift Combiner gibi bir yazılım kullanılıyor. Bu yazılımla birleştirilmiş nihai fotoğraf ortaya çıktığında hem renk doygunluğu hem de çözünürlük olarak üst seviyede bir fotoğraf oluşmuş oluyor. Birazdan örnek bir çekimi ve birleştirmeyi birlikte yapacağız. Ben örnek çalışmayı Fujifilm X-T5 ile yapacağım. Yine XH2'de menüye ulaşma yöntemini de göstereceğim. Bu iki kamera dışında gerek Fujifilm ve gerekse başka marka modeller kullanan arkadaşlarımız varsa kendi makinalarında bu özelliği nasıl kullanabileceklerini kullanma kılavuzuna bakarak öğrenebilirler. Örnek çalışma öncesinde bazı kısıtlarımız var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Piksel kaydırmalı çoklu çekim yalnızca elektronik perde kullanılarak gerçekleştirilebilir. ISO değeri maksimum 1600 hassasiyetine olabilir. Daha yüksek değerlerin seçilmesi veya otomatik ayarın seçilmesi durumunda kamera otomatikman ISO 1600 hassasiyetine geçer. Daha düşük değerler seçilmişse seçilmiş değer değişmeden kalır. RAW kayıt seçenekleri için kullanılabilen tek seçenek kayıpsız sıkıştırılmış seçeneğidir. Netleme tipi olarak tekil otofokus AFS veya manuel seçiliyken fotoğraf normal seçildiği modda çekilir. Ancak sürekli otofokus AFC seçiliyken çekilen fotoğraflar tekil otofokus netleme modunda çekilecektir. Çekim sırasında konu veya kamera hareket ederse çekimler birleştirildiğinde istenen sonuç elde edilemeyebilir. Bu nedenle kameranın titreşimini en aza indirgemek için zamanlayıcı veya uzaktan kumanda kullanmanız önerilir. Diğer taraftan çektiğimiz konunun tamamen durağan, hareketsiz bir konu olması gerekir. Aksi takdirde istenilen sonuç anlamaz. Çekim ayarları, ışık titreşimi azaltma otomatik olarak kapalı olarak ayarlanacaktır. Pozlama telafisi için bir değer seçilmişse bu değer 20 karenin tümü için geçerli olacaktır. Piksel kaydırmalı çoklu çekimi Pixel Shift Combiner yazılımını kullanarak teter çekim şeklinde de uygulayabilirsiniz. Kısıtlarımızı da öğrendiğimize göre artık çekim için hazırız. XT5'te menü, çekim ayarları ve piksel kaydırmalı çoklu çekim seçeneğini seçmelisiniz. Eğer x h 2 kullanıyorsanız Drive butonu ile ilgili menüye girmeli ve en alttaki piksel kaydırmalı çoklu çekim seçeneğini seçmelisiniz. Bu noktada bize çekimler arasında bırakılacak zaman aralığı sorulacaktır. En kısa çekim aralığını seçmenizi öneriyorum. Zira az önce de altını çizdiğim gibi bu tip çekimlerde kadraj içerisine denk gelen ögelerin tamamen stabil olması gerekir. Zaman aralığı uzadıkça stabilite tehlikeye girebilir. Bununla birlikte siz tamamen kontrol altında tuttuğunuz bir ortam yaratabildiyseniz dilediğiniz zaman aralığını seçebilirsiniz. Flash'ı her çekimde kullanmayı düşünüyorsanız flash'ın çekimler arasında şarj olmasını sağlayacak kadar uzun bir değeri belirleyip zaman aralığı olarak seçebilirsiniz. Flash 1 bölü 25 saniye veya daha yavaş enstantane hızlarında deklanşörle senkronize olabilecektir. Seçiminizde bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Piksel kaydırmalı çoklu çekim seçeneğini kullanarak çekilen fotoğraflara izleme, playback ekranında bakarken ekrandaki gibi bir simge ile işaretlendiğini görebiliriz. Artık bu çekimleri Fujifilm Pixel Shift Combiner yazılımını kullanarak birleştirebiliriz. Bunun için ekranda linkini verdiğim adresten FujiFilm Pixel Shift Combiner yazılımını indiriyor ve bilgisayarımıza kuruyoruz. Ben indirdim ve kurdum. Daha sonra piksel kaydırmalı çektiğim fotoğrafları SD kartımdan geçici adını verdiğim bir klasöre kopyalıyorum. Sonra Pixel Shift Combiner yazılımını açıyorum. Yazılımın arayüzü ekranda görüldüğü gibi ve maalesef İngilizce bir arayüz. Burada Register Jobs butonuna basarak açılan pencerede az önce kopyaladığımız fotoğrafları tanıtıyoruz. Bunun için dizini buluyor. ilk fotoğraftan son fotoğrafa kadar seçiyoruz. Aşağıda birleştirme işleminin yüksek çözünürlük artı doğru renk algoritması ile mi yoksa Sadece doğru renk algoritması ile gerçekleşmesini istediğimizi seçiyoruz. Ben burada yüksek çözünürlük artı doğru renk seçeneğini işaretliyorum. Sonra da sağ alt köşedeki open tuşuna basıyorum. Burada gördüğünüz gibi yazılım ilgili fotoğrafları kabul ediyor. Bakın buradaki iş listesine bir kalem olarak eklendi. Dikkatinizi çekerse bizim ilk ve son fotoğrafımızın numaraları buraya geldi. Artık işlemin başlatılmasının beklendiği ifade ediliyor. Başlatmak için yukarıda run veya stop tuşları var. Şimdi run tuşuna basarak işlemi başlatıyorum. Burada gördüğünüz ilerleme çubuğunda combining yani birleştiriliyor yazıyor ve çubuk ilerliyor. İşlem bir süre devam ediyor. Peki bitince nereye kaydedecek? İşte aşağıdaki bu kutucukta tik işareti olduğu için her bir fotoğrafı aldığı geçici dizininin içine kaydedecek. Eğer biz işlem başlamadan bu tik işaretini kaldırsaydık buradaki output folder yani kaydedilecek dizin bölgesine istediğimiz bir dizini seçebilecek ve kayıt işlemini buraya yapabilecektik. Bakın bu arada completed yani tamamlandı yazdı şimdi. Bizim geçici dizinimizde her bir fotoğraf dosyası burada. Bununla birlikte birleştirilmiş RAW dosyası DNG uzantısı ile bu dizine kaydedilmiş durumda. Bu dosyanın özelliklerine hızlıca baktığımızda 666.6 MB'lık devasa bir dosya olduğunu görüyorum. Dosyayı Photoshop'la açalım ve bakalım. Kamera RAW eklentisi içinde dosya açıldığında Son derece iyi kaliteli bir dosyayla karşılaşıyoruz. Hiç dokunmadan aç diyelim. %100 büyütmedeki detaylar ve renkler bence çok iyi görünüyor. Bakın her yerde küçük detaylar dahi son derece net bir şekilde görünüyor. Fotoğrafın içinde biraz dolaşalım. Her bir rengin, her bir detayın son derece keskin bir şekilde fotoğrafta göründüğünü umarım videoda siz de görebiliyorsunuzdur. Biraz daha büyütelim. Şu anda %200 büyütme. Lütfen detaylara bakar mısınız? %300 büyütme. Gerçekten çok iyi. %400 büyütme. Çok iyi. Tekrar dönelim %100'e. Her şey gayet belirgin. Bu dosyanın fiziksel boyutlarına bakalım bir de. XT5'te normal dosyanın boyutu 7728 piksele 5152 pikseldir. Gördüğünüz gibi bu dosya 15456 piksele 10304 piksel boyutlarında. Her yönde piksel sayısı 2 katına çıkmış. Bu da dosyanın 4 kat büyük olduğu anlamına geliyor. Yani tam 160 megapiksel boyutlarında ve orijinal dosyadan 4 kat büyük. Evet arkadaşlar, bu şekilde piksel kaydırmalı çoklu çekim gerçekleştirmiş ve birleştirmiş olduk. Bu çekim türü elbette her seferinde kullanılabilecek bir çekim türü değil. Ancak gerçekten yüksek çözünürlük, üst seviyede detay ve renk doğruluğu gereken yerlerde bu çekim türünü gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tekstil gibi el işlemesi gibi ürün çekenler detaylara dikkat çekmek istediklerinde kullanabilirler ya da antika veya tarihi bir eserin fotoğrafik replikası çıkarılmak istendiğinde kullanılabilir. Çok büyük boyutlarda baskı ihtiyacı olduğunda da kullanılabilir. Ama şu kesin ki her zaman kullanılacak bir özellik değil. Geldik bu videonun da sonuna. Umarım sizlere faydalı bir şeyler aktarabilmişimdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye kadar desteğinizi de esirgemeyeceğinizi umarak Sizlere hoşça kalın diyorum.